Değerli izleyiciler, Mehmet Akif Ersoy ölümünün üzerinden, vefatının üzerinden yaklaşık 86 yıl geçti. Efendim, konuyu arkadaşımız Adnan Sular bir konukla değerlendirecek. Profesör Doktor Adem Korkmaz, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü. Adnan, söz sende. Evet, Mehmet Akif Ersoy'u kaybedişin üzerinden tam 86 yıl geçti. Tabii unutulmadı ne şiirleri ne duruşu. Elbette bugün şu anda kabri başında birçok anma programı düzenleniyor. Şu anda hınca dolu gördüğünüz gibi. Tabii bugün dediğimiz gibi 86 yıl geçti üzerinden ama hiçbir zaman için unutulmadı, unutulmayacak, öyle gözüküyor. Evet, şu anda bir tabii konuğumuz da var. Efendim, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz yayınımıza konuk oldu. Öncelikle yayınımıza efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ben de. Tabii sadece şair değildi, yazardı. Aynı zamanda evet, siyasi hayatı da vardı. Milletvekilliği yaptı. Şairimiz aynı zamanda Milli Marşımızın eserinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Neler söylersiniz? Bugün de buradasınız sizler de. Duygularınızı almak isteriz. Biz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak her yıl öğrenci topluluklarımızla üniversitemizin yöneticileri burada Akif'in kabri başında onu anıyoruz, dua ediyoruz. Bütün şehitlerimize, gazilerimize, ülkemizin kurucularına, değerlerimize hep beraber burada anma programına katılıyoruz. Tabii Mehmet Akif deyince konu çok farklı bir boyutta bakmak gerekiyor. Akif hem bulunduğu dönemi iyi okumuş, iyi analiz etmiş, Müslümanların içine düştüğü sıkıntıların sebeplerine kafa yormuş ve bunların çıkış yollarına da kendi kişiliğiyle ortaya koymuş. Birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlük ve çalışkanlıkla milletimizin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulamış. Ta Çanakkale, Osmanlı'nın son döneminde Çanakkale'den başlayan bir serüvenle Kurtuluş Savaşı döneminde de işgalden sonra Akif artık İstanbul'da yazı yazmanın, şiir yazmanın imkanının kalmadığını, hatta anlamının kalmadığını düşünerek daktilosunu alıp Anadolu'ya, Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı yollarına dökülmüş ve oralarda hutbeler okumuş, yazılar yazmış, şiirler yazmış ve Türk milletinin Mustafa Kemal'in etrafında birleşmesi noktasında çok güçlü çalışmalarda bulunmuş ve kendisi hayatını bu millete adamış. Akif Türk tarihinin bir sentezi, bir özeti gibidir kendisi de. Yazdığı bütün şiirlerde, bütün çalışmalarında, hatta hayatında bu milletin millete olan güvenini ve itimadını dile getirmiş. Karanlık günler olmuş elbette. İnsanın hayatı da böyledir esasında. Güçlü bünyeler hastalanmaz değildir. Güçlü bünyeler hastalıklar ve bu hastalıklar başa geldiğinde bunlarla baş eden bünyeler güçlüdür. Türk milleti de aynı bu şekilde tarihinde bunu göstermiş. Akif çağlar ötesine taşan bir insan. Akif'in satırlarını bugün okuduğunuzda bile birçok çıkarımda bulunabilirsiniz. Bir yaşam hikayesi olarak. Akif'in yaşamı başlı başına bir tefsirdir. Hani Kur'an tefsiri, Akif malum biliyorsunuz bir Kur'an mali yazma noktasına başlamış ama yarım bırakmış. Özetlerseniz eğer Akif bir Kur'an tefsiri yapsaydı nasıl yapardı diye yaşamını, Akif'in hayatını yazın. Evet, bir Kur'an da işte bunu, iyi insan olmayı, düzgün insan olmayı, dürüst insan olmayı. Çünkü Kur'an'ın en büyük hedefi insanlığa rahmet getirmek. Yani rahmetten kastettiğimizde iyilik. İyi insan olmak. Akif iyi insan nedir diye sorduğunuz zaman Akif'in bizatihi, mizacı, kişiliği ve yaşam hikayesi karşımıza çıkıyor. Yani Akif çok yönlü bir insan. Bugün tabii vefatı sebebiyle çok özel anlarımız oluyor. Bunları ifade ederken tabii kolay değil Akif'i anlatmak. Hele hele Akif'in hayatını anlatmak. Akif'in memuriyet hayatı var, siyasi hayatı var. Sosyal hayatı var. Aynen. Dediğiniz gibi duruşu var, kişiliği var. Mesleki anlamda önemli bir çağına göre önemli bir alanda eğitim alıyor. Bütün bunlara baktığınızda Akif bize çağlar ötesi mesajlar veriyor yazısıyla, yaşamıyla. Biz de bugün üniversite gençlerimizle, topluluklarımızla yaklaşık olarak 34 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversiteden geliyoruz biz. Ve her yılda bu programı gençlerimizle beraber. Şimdi buradan gençler
Çanakkale'ye gidiyorlar. Çanakkale'yi de gördükten sonra Burdur'a dönecekler. Akif, Çanakkale ve bir bütünlük içerisinde bu tarihi anları, tarihi şahsiyetleri mekanlarında da anlamlı. Bu ziyaretler neden önemli? Bu ziyaretler bir kültürlenme sağlıyor. Eğer bir kültürlenme olmadığı takdirde oradan verim ve bitki çıkmıyor. Yani toprak kültürlenmeden, nem olmadan, su olmadan, güneş olmadan burada yeşillik olmuyor. Bunlar da böyle. Yani buraya gençlerimizin gelmesi şu anda çok gurur verici bir şekilde. Lise öğrencilerimiz, ilköğretim öğrencilerimiz, ortaokul öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, Asım'ın nesli adayları kendilerini buraya geliyorlarsa, Asım'ın nesli olarak kendilerini geliyor ve Akif'in de sanırım ızdırabı birazcık diniyordur bu gençleri gördükçe. Hatta ben de onu tam onu soracaktım efendim. Şimdi bakıyoruz, hatta kameraman arkadaşlarına rica edeceğim. Bakın sağlı sollu olarak lise, ortaokul, evet, üniversite öğrencileri buraya şu an akın akın doldurdular. Elbette bu işte Mehmet Akif'i anladığımızı, evet, gösteriyor. Bu anlamda gençlerin bu ilgisini size sorsam neler söylersiniz? Akif biliyorsunuz tam böyle Çanakkale döneminde güçlü şiirlerini yazmaya başlıyor. Ama sonra bir toplumda bir umutsuzluk oluyor. Yani ülke işgale uğruyor ve herkes umutsuz. Akif orada bir haykırışta bulunuyor ve bir uyanış sergiliyor. Aynı sahne. Yani şu anda Türk milleti, Müslüman Türk devleti bir uyanış içerisinde yeniden dünyaya artık şöyle diyor Türkiye. Ya evet, sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz ama siz de artık bizi bilin ve bizi tanıyın. Bu bölge bizden sorulur mesajını veriyor. Bunun iz düşümleri de bunlar, bu gençler. Böyle bütünlemek mümkün. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz yayınımıza konuk oldu. Evet, gerçekten çok özel bir gün. Bugün Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Çünkü ölümün üzerinden tam 86 yıl geçti. Ancak öğretileri ve duruşu bugün gençlere yansımış. En azından biz buradan bunu izliyoruz, bunu görüyoruz. Ne diyelim, daha nice senelere inşallah bu gençler Mehmet Akif Ersoy'u okudukça, anladıkça bu memleket hiçbir zaman için düşman işgaline girmez. Girse dahi anın akıyla çıkar. Çünkü bu gençler geleceğimizin teminatı ve Mehmet Akif Ersoy'un işte arzu etmiş olduğu gençler, bu gençler ne diyelim, bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim ve bu minvalde sözü tekrar stüdyoya bırakalım.